Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla ekranda görmüş olduğunuz gibi Face Logo çalışmasını nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Photoshop programımızı açtıktan sonra arkadaşlar dosyalarımın olduğu kısma gideceğim. File menüsü altından Open diyeceğim. Ctrl O'dur kısa yol tuşu. Buradan fotoğrafımı seçeceğim. CTRL tuşuna basılı tutup arka plan resmimi de seçtikten sonra aç diyeceğim. Şu anda her iki dokümanım da buraya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ben fotoğraf seçiliyken biraz şöyle yakınlaştıracağım. Şöyle biraz yakın dursun. Evet. Bunun üzerinde seçim yapacağım. Ben bunu değişik araçlarla yapabilirim. Öncelikle buradaki şu görmüş olduğunuz kilidi kaldırmak için buraya çift tıklıyorum ve gelen ekrana OK diyorum. Şimdi ben burada bu seçim işlemini Pen Tool ile yapabilirim. Lasso Tool ile yapabilirim ve Polygonal Lasso Tool ile yapabilirim. Hangisiyle istersen. Ben Lasso Tool ile yapacağım. Şöyle seçiyorum. Hızlı bir şekilde özenmeden. Hafif dışarıdan olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde şu anda seçtim ben burayı. Ben bunu şurada görmüş olduğunuz katmana Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırabilirim veyahut da Ctrl J diyerek jandarmanın J'si yine aynı şekilde yapıştırabilirim. Şu anda burada benim bu katmanım seçili. Bu katmanlarımız eğer gözükmez ise şuradan Window menüsü altından şu anda kayboldu. Gördüğünüz gibi yine Window menüsü altından Layers'a tıklayarak F7 tuşuyla da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Onu seçebiliyoruz. Şimdi burada bu katman seçiliyken ben imaj menüsü altından Adjustment kısmına geliyorum ve Threshold orayı seçtikten sonra bu resmimin, fotoğrafımın uygun tonunu yakalıyorum. Bakın şöyle beyaz, böyle siyah. Ben bunu yakalıyorum. Yani hangi durumda iyiyse, görünebilir olursa, bakın şu anda fena değil zannediyorum. Sonradan bu kısımları silebiliriz. Bakın şu sakalın alt kısmında kalan yerleri sonradan silebiliriz. Evet, 127 olarak seçtim ben bunu. Tabii ki bu sizdeki rakam 127 olmayacak arkadaşlar. Her fotoğrafın kendisine göre değerleri var. OK diyorum ben. Üst katmanım seçiliyken arkadaşlar, burası seçiliyken Select menüsü altından Color Range seçeneğini seçiyorum. Burada bu damlalık aracımla siyah noktadan bir yere tıklıyorum. Sonrasında OK diyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi burada karıncalı bir çizgiler oluştu. Şimdi ben burada arka plan oluşturacağım. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? File menüsü altından New dedikten sonra yeni bir doküman oluşturacağım. Burada hazır şablonlar var veya kendim de oluşturabilirim. Buradan değerler girerek yapabilirim. Ben buradaki hazır kalıbı alıyorum. Bunu seçtikten sonra create, yani oluştur diyorum. Yeni bir dokümanım oluştu. Burada çift tıklayıp arka plan kilidini kaldırıyorum. Daha sonra bu katman seçiliyken şurada gördüğünüz, bakalım, create new fill or adjustment layer. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Gelen ekrandan gradient kısmını seçiyorum. Burada gradient kısmında şöyle tıklıyorum. Şurada gördüğünüz en baştaki gradient'i seçiyorum. Şuradan stil kısmından linear bu düz çizgi şeklinde ve bunu yuvarlak yapıyorum, radial. Burada skala kısmını 100'müş. Ben bunu şöyle artırıyorum. 374-385. Evet. Sonrasında şurada gördüğünüz kutucuğu işaretleyeceğim. Niye? Yapmış olduğum seçimi tersine çevireceğim. Reverse. Evet. Şu anda istediğim gibi oldu. OK diyorum ve böylece bırakıyorum. Şimdi diğer taraftaki kafanın olduğu bölümü, bu şekli, şuradan taşıma aracımızı da seçelim. Bunu ben farenin sol tuşuyla, yine dikkat edin. Bakın şu anda oynatıyorum istediğim gibi. Bunu alıyorum. Buradaki kısma geliyorum ve buraya bırakıyorum. Şu anda burada. Bunu şöyle biraz yukarıya kaldırıyorum. Bu büyüklüğünü vesaire sizler ayarlarsınız arkadaşlar. Ben zaman kaybetmek için de
biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi orada bulunan galaksi arka planımızı bu fotoğrafımızın bu kafa kısmının üzerine alacağız. Bunu yapmak için de arkadaşlar burada şöyle bakıyorum, küçültüyorum. Ctrl A diyorum. Tamamını seçiyorum. Ctrl C diyorum. Kopyaladım ve bu katmanı seçip bakın burayı açıp Ctrl V diyorum. Dolayısıyla o fotoğrafın üzerine bunu gönderdim. Ctrl T diyorum. Bakıyorum şöyle büyüklüğüne. Büyüklüğü nasıl? Evet, tam oturmuş. Bunu sonrasında büyütüp küçültebiliriz. Önemli değil. Evet, Enter diyorum. Sonrasında arkadaşlar yine buraya dikkat edin. Alt tuşuna basılı tutarak, boşluk tuşumuzun hemen yanındaki alt tuşu, ona basılı tutarak mouse'umun şekline yine dikkat edin. Şekil değişiyor. Değiştiği anda mouse'uma basıyorum. Faremin sol tuşuna basıyorum. Evet, bu şekilde bir görüntü oluştu. Burada yine arka plan rengini arkadaşlar resmini istediğimiz gibi oynatabiliriz. Bakın şöyle bir saniye. Evet, şöyle istediğimiz gibi arka plan rengini de istediğimiz noktaya getirebiliriz. Tabii bu galaksi olur, başka bir şey olur, fark etmiyor. Şu anda ben genelde bu tip anlatımlar yapıldığı için ben de galaksi seçtim. O yüzden başka da yapabilirsiniz yani. Şimdi bunu seçtik. Resmimizi de koyduk, logomuzu. Buraya bir yazı yazacağız. Ne yazalım? Pro dersleri mesela yazalım şöyle. Yine bu yazımız kalın bir punto olursa daha güzel durur. Ben fazla özenmeyeceğim. Onu şöyle taşıyorum. Tam ortaladım. Yine bunun üstüne Ctrl V diyerek aynı galaksimizin bir başka kopyasını yapıştırdım. Biraz önceki yaptığım işlemin tekrarını bunda da yaparak nedir? Alt tuşuna basıp mouse'umun şekli değiştiği anda sol tuşa basıp onu da yazımın içerisine geçmesini sağlıyorum. Dolayısıyla bu şekilde çalışmamızı bitiriyoruz. Pro Dersler kanalımda Adobe Photoshop CC 2017 programıyla Face Logo nasıl yapılıyor göstermeye çalıştım. Sizler de bundan sonraki gelecek videolarımdan haberdar olmak için ve bu kardeşinize destek vermek için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.